Değerli dostlar, biz adalet mülkün temelidir diyerek devletin odağına adaleti yerleştiren bir medeniyetin mensuplarıyız. Bununla da kalmayan ecdadımız insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek devletin görevini tarif etmiştir. Dünyadaki önemli filozofların, devlet adamlarının pek çoğu adaletle ilgili görüşlerini ifade etmişlerdir. Ama bunların pek azı Mevlana Hazretleri'nin adalet tanımı seviyesine ulaşabilir. Mevlana Hazretleri hayatın farklı alanlarındaki bakışına uygun şekilde birden fazla adalet tanımı yapmıştır. Mesela Mevlana Hazretleri hukuku adalet denizinden bir katre olarak görür. Bununla birlikte ne kadar küçük olursa olsun denizin letafetinin bu damladan belli olacağını söyler. Yine Mevlana Hazretleri'nin siz hakimlerle ilgili de ilginç ve çarpıcı tanımlamaları vardır. Tabii burada hakim olmayan dostlarımız da var. Ama ben hakimler noktasından hareketle söyleyeyim. Hakimleri Tanrı'nın ölçüsü ve terazisi olarak gören, düşmanlıkları ve uyuşmazlıkları kesen bir makas olarak tarif eden Hazreti Mevlana'nın adalet kavramıyla ilgili tanımlamaları da çok önemlidir. Mevlana'ya göre adalet, ayakkabının ayakta, külahın başta olmasıdır. Şayet bunların yeri değişirse adalet bozulur. Veya adalet suyu ağaca, zulüm ise dikene vermektir. Mevlana, hakkı hak sahibine teslim etmek olan adaletin gönül huzuru, zulmün ise vicdan azabı getireceğini söyler. Bu konuda pek çok örnek vermek mümkündür. Buradaki asıl mesaj, coğrafyamızın ve medeniyetimizin adalet konusundaki o geniş birikimidir. Tabii bir yerde adalete olan özlem çok fazla ifade ediliyorsa, orada zulüm var demektir. Hem doğuda hem batıda en büyük adalet reformları, en büyük zulüm düzenlerinin ardından gelmiştir. Bugün bizlere düşen görev, dünyanın, ülkelerimizin ve toplumlarımızın eski karanlık günlere dönmesini beklemeden insanlığın adalet talebine kulak vermektir. Orta Doğu'dan Güney Asya'ya, Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar dünyamızın her köşesinden mazlumların ahı eğer arşa yükseliyorsa ortada ciddi bir adalet sorunu var demektir. Suriye'de yerlerinden edilmiş 3,5 milyon insanı 7 yıldır topraklarında güven ve refah içinde yaşatan Türkiye bu mücadelesinde yalnız kalıyorsa hep birlikte durup düşünmemiz lazım. Türkiye'nin milyonlarca sığınmacıya sunduğu hizmetlere destek vermeyenler, terör örgütlerine milyarlarca doları cömertçe akıtıyorsa, bu durum ağaçların değil, dikenlerin sulandığı anlamına gelir. Bu düzenin adı da adalet değil, zulüm düzenidir. Mazlumların kanları ve gözyaşları üzerinde kurulan bu düzene itiraz etmek, en başta adaletin temsilcisi olan sizlerin görevi olmalıdır. Küresel güç oyunlarının karmaşasında rotasını şaşıranlar için sizler, tıpkı kutup yıldızı gibi doğruya giden yolun kılavuzu olmalısınız. Biz her şeye rağmen umutluyuz. Çünkü bizim inancımızda yeise, umutsuzluğa,
asla yer yoktur. Şairin dediği gibi, sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Evet, kalbimizdeki o merhamet adlı çınar olduğu sürece daha güzel, daha adil, daha müreffeh bir dünya için umudumuzu hiç kaybetmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, Türkiye medeniyetinde ve kültüründe mevcut bulunan kadim adalet mirası sayesinde demokrasi ve hukuk devleti yolundaki atılımlarını güçlü bir şekilde hayata geçirme imkanına sahiptir. Asırlardır yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen her defasında süratle toparlanıp yeniden demokrasi ve hukuk devleti yoluna girebiliyorsak işte bu sayededir. Son yıllarda bu durumun yeni ve tarihi örneklerini hep birlikte yaşadık. Demokrasiye ve hukuk devletine olan bağlılığımızdan taviz vermeden, vesayetten tutun darbe teşebbüslerine ve terör saldırılarına kadar nice tehdidin üstesinden gelmeyi başardık. Hatta sadece tehditleri bertaraf etmekle kalmadık. Çok kritik bir yönetim değişikliği sürecini de hamdolsun suhuletle neticeye ulaştırdık. Şimdi 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından tüm unsurlarıyla hayata geçecek olan yeni yönetim sistemimizle yürütmeyi daha güçlü, yasamayı daha itibarlı, yargıyı da daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu tarihi değişime birikimleriyle, yol göstermeleriyle, içtihatlarıyla destek olan yargı mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Türkiye her alanda olduğu gibi adalet konusunda da çok daha iyi bir döneme giriyor. Bu duygularla bir kez daha Anayasa Mahkememizin 56. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Yurt dışından gelen misafirlerimize bu anlamlı günümüzde bizi yalnız bırakmadıkları için tekraren teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla, afiyet olsun.